efendim. Hoş geldiniz mutfağımıza. Güzel, sağlıklı, harika bir perşembe olsun. Nasılsınız? Sağlık, sıhhat, keyifler yerindedir umarım inşallah. Biz gördüğünüz gibi bugün cıvıl cıvıl, rengarenk olduk. Yeter ki dedik içimizdeki o çocuğu öldürmeyelim. Hep dinç ve ayakta kalsın. Ya ne kadar uyursanız uyuyun. Gerçekten hayatın tadını çıkarmak istiyorsanız sabahın çok erken saatlerinizde uyanmanızı tavsiye ederim. Ben 6.30-7 dediğinizde ya tamam hemen ayağa kalkarım ve o gün doğarken inanılmaz bir atmosfer oluyor gökyüzünde. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Keyfiniz yerindedir. Kahvaltılar yapıldı. Çaylar alındı. Bugün sizlere çok güzel görüntüler hazırladık. Hem pazar görüntülerimiz var. Kıymetli bir konuğumuz olacak, doktorumuz olacak. Kendisine çok güzel sorular soracağız. Biliyorsunuz geçen hafta da bizlerle olmuştu. Sait Özgüvercin beyefendi. İnşallah yine bizlerle birlikte olacak. Hemen gelelim günün menüsüne. Neler var? Bayat ekmekleri değerlendireceğiz. Bilmiyorum hiç tatlı yaptınız mı daha önce bayat ekmeklerden? Biz bugün fırında kek modunda böyle... Ne bileyim krem karamel gibi bir tatlı yapacağız. Evet bayat ekmekle bunu hazırlayacağız. Hemen akabinde bayat patates dilimli bir tavuk yapacağım. Hiçbir şekilde ön pişirmesi olmayacak. Hepsi fırında pişecek. Yabancı bir tarifte Türkçe'ye çevirdim. Ve sizler için bugün ilk defa ekranlara getireceğiz yani. Ve hatta belki şaşıracaksınız. Güzel farklı bir tavuk olacak. Minik köfteli bir çorba yapacağız. Yine yayla çorbasını anımsatan ama içerisindeki nohut ve minik köftelerle yayla çorbasından birazcık daha farklı olacak. Köz biber mezesi yapacağız. Bu da makarnaların yanına, kahvaltının yanına, et yemeklerin yanına sos olarak kullanabileceğiniz yumuşacık bir lezzet olacak. Köz domates soslu makarna. Makarna tarifi özellikle benden çok isteniyor. Benim çocuklarım da aynı şekilde makarnayı soslu seviyorlar. Ve ben her seferinde sizler için yaptığımda çok farklı bir sos hazırlıyorum. Bugünkü makarnanın içerisindeki sosa bayılacaksınız. Çünkü önden bütün malzemeler fırında közlenecek. O yüzden ekstradan bir aroması olacak. Patlıcanlı humus salatası yediniz mi efendim? Humusu yiyoruz, pastırmalı yiyoruz, kavurmalı yiyoruz. Birçok farklı şekilde tüketiyoruz ama... Bugün sizler için patlıcanlı yapacağım efendim. Hafif yağlayıp fırına verebilirsiniz. Tavanın içerisinde kızartabilirsiniz. Bir de evden ben şey getirdim. Aman bu çok serpil. Ne yaptın? Bunun yarısını koymamız lazım. Şöyle ne otu bunlar? Bu bana İran'dan gelmişti. Böyle içerisinde bilmem kaç ot var. Bunu yakacağız burada bütün böyle stüdyoda. Vallahi bir sürü ot var. 40 mı demişlerdi? 40 Say bakalım hadi 40 Ama bu çok Serpil. Bana bu kadarı yeter yani. Alırım lan mi sen dert etme ben geri yani alırım. Yani diyor ki Serpil bir tabak kase dolu doldursak anca bizim mutfağın nazarı gider. Tabii canım bütün kanalı aşı yapacağız o. Tabii ben bundan bütün kanalı alayım gezeyim bir tane de kameraman alayım peşime. Biz bugün şey yapalım bütün güzel. Tabii komşuda pişer herkese düşer. Var ya böyle şeyleri aslında çok şey yapmıyorum ama inanılmaz bir kokusu var. Güzel de oluyor böyle dumanlar falan çıkıyor böyle evin içinde gezdiriyorsun. Çok mistik bir kokusu var değil mi? Hoş oluyor. Birazdan bunu da yakacağız Allah nasip ederse. İlerleyen dakikalarda çok keyifli anlar sizleri bekliyor pembelim. Hadi bakalım beklesin. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün şef bıçakları hediye ediyorum efendim. Yapmanız gereken son videomuzun altına gidip ne yapacaksınız? İki arkadaşınızı etiketleyip yayın içerisinde tabii yayını çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Bugün yemeklerin içerisinden bir iki tane böyle şifre vereceğim efendim. O yüzden mutlaka siz olun. Nermin Nefes Mutfağı'na yorum yapmayı unutmayın ve Beyaz TV'nin bizim videomuzun, bizim görselimizin altına yorumlarınızı yapmayı unutmayın. İki taraftan da seçiyorum çünkü biliyorsunuz. Hem Beyaz TV hem Nermin Nefes Mutfağı'na yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli izleyicilerim. Gelelim sadede. Çorbayla başlayacağız bugün. Evet çorbamızı atalım istedim ama. Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyoruz. Bir kase yoğurt, bir yumurta sarısı, iki yemek kaşığı un, 4,5 su bardağı et suyu, 1 kase haşlanmış buğday, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, köftesi için 100 gram kıyma, tuz, karabiber, üzeri için tereyağı, pul biber ve naneden oluşan ana malzemelerimiz var. Bıçakları ben bir göstereyim mi? Göster bence de. Bunlar çok güzelmiş. Evet kutudan çıkartalım. Şöyle kutusu şöyle dursun. Efendim çok keskin. Vallahi çok beğendim ben. Şöyle göstereyim. Bir takım da biz alalım buraya. Nermin.
Şöyle göstereyim. Evet, bunlar gayet iyi kesiyor efendim. Bir de güzel bir marka. Önümüz Kurban Bayramı. Lazım olur. Ne kesiyoruz Serpil? Kısmetse boğa mı? Kuzu. Kuzu mu? Kuzu kesmeyelim. Kudur. Büyüsünler ya. İyi tamam, hadi büyüsü koyun keseriz biz de. Öküz veya boğa keselim. Tamam, öyle olsun. Evet, bunları koyduk, hediyelerimiz. Burada dursun efendim yayın sonunda. Bakalım kimler kazanacak. Gelelim çorbaya. Şöyle, bunları ben hepsini anlatarak yapmam lazım. Sadece köfteyi bence minik minik misket yapalım o esnada. Köftesinde aslında çok kullanacağımız bir şey yok. Gidelim mi Nermin? Gideceğiz vetereye. Ama şu köftesini o anda sarmak istiyorum. Kıymayı koyuyorum. Çok azıcık bir kıymam var ve tuz, karabiberim var. Serpilciğime vereyim bunu, güzelce hemen yoğursun ve biz bunu Serpil'e böyle minik minik köfteler haline getirelim. Bu pazarda ne eğlenmişim. Serpil kız, getir şu oklavayı. İnşallah nereye koyduysak senin bagajda kalmadı. Hayır, gebertin. Ben oklava almışım seneler sonrasında. Oklavamı ne yaptınız Rabia? Hay. Bagajda mı kaldı? Hiçbir koş şey. Rabia, bagaja bak. Koş bagaja bak. Ama sanki sen kuliste stüdyoya girerken... Aa, elimdeydi benim. Rabia gel gitme. Bizi dövüyordun Nermin. Bizi dövün şey dediler bana hatta. Şey dediler. Ay, görüyor musun, oklava yok. Panik yapın. Şeye benzedi. Ne derler? Hı? Yok işte Nermin. Arkaya baksanıza. Yok, arkaya götürmemişizdir kesin. Kız! Ha, elhamdülillah dedim ki bu ne ya dedim, atıyorum geri geliyor atıyorum. Evet efendim, artık konuklarımıza güzel haberimizi veriyoruz. Bir tane izleyicimiz yazmıştı, Yüksel Bey sponsor bul bari bir oklava al dedi. Evet. Sponsora gerek kalmadı, ben kendim aldım. 20 TL efendim. Ondan sonra teyze böyle yaptı bak, püf noktası buymuş. Şimdi oklava alırken gözünüzü böyle gelecekmiş, böyle böyle. Sanki böyle 12'den vuracakmış gibi böyle 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 bakıyorsunuz. Hiçbir tarafı yamuk olmayacakmış. Yamuk olursa açamıyormuşuz. Onun da püf noktasını öğrendim. Güzel. Bir de bak, ne biliyor musun? Mermerde yuvarlayacaksın. Ses yapmadan yürümesi lazımmış. Nermin bak, o pazarda olurdu, burada olmaz. Bu sefer ben yakaladım. Ne yapıyoruz? Eskrim. Spor tabii, buna spor lazım. Ya oradan da gönderdim. Şimdi... Maşallah, maşallah benim canıma. Şimdi gel Halil Hocam. Yayla çorbasına benzer bir çorba tarifiyle giriyoruz. Gel. Önden koymuyoruz. Bakın direkt içerisine alıyorum tenceremin. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Şöyle. 1 milyon köfte oldu. Üzerine hemen şöyle koyuyorum. Ununu koyuyorum. Çok güzel bir çorba olacak tam kıvamında. Ve bir adet yumurtamızı kırıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki akıyla mı birlikte? Evet, akıyla birlikte koyuyorum. Sadece sarısı kullanılır diye bir yorum gelecek çünkü biliyorum. O yüzden bu çorbada akını da içerisine koyuyoruz. Ve şöyle burada güzelce bunları bir özleştiriyorum önden. Çok pratik ama bir o kadar lezzetli bir tarif. Ay, bu benim suyumda. Soğuk su alabilir miyim Serpil Hanım? O ılık mıymış şeydeki? Hı. Şöyle bakın, iyice çırpıyorum. Bu çok önemli. Böyle çırpıyorum. Burada bu işlemi yapmazsanız ocağın üzerine aldığınız takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Topak topak oluyor. Burada soğuk suyla bağlayacağız. Sonrasında efendim içerisine et veya tavuk suyu ekleyeceğiz. Bakın şöyle bir bağlama yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle burada. Evet, soğuk su. Sıcak su yok. Bu evrede sıcak su konulmaz. Şimdi bunu alıyoruz. Böyle geliyoruz. Hemen ocağımın büyük gözüne koyuyorum. Bizim tenceremiz döküm tencere olduğu için çizilmiyor. Merak etmeyin. Şimdi bunun üzerine de hemen tavuk suyunu ilave edeceğiz. Muhteşem bir çorba tarifi. Tam kış ayları için ideal. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim dedirtecek bir çorba. Ne güzel olmuş pazar vetereğimiz. Bence de, ben de beğendim. Bugün çok enerjiktim dün. Çok enerjiktim. Oklava da aldım. Bir de soğuktu vallahi. Şunu da hafiften yakmaya başlayalım. Anca bizim nazarımız kırılır. Bir de soğuktu vallahi. Üstüm de inceydi ama. Bu İran'dan geldi.
İran Başkonsolosu getirmişti değil mi Serpil bize bunları? Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bunun içerisinde 40 otu varmış. 40 otu var. Ya hurafe olabilir ama şöyle bir şey Yüksel. Hem de güzel kokuyor. Bu böyle insanı rahatlatıyor yani. İçindeki otların kokusu falan. Sen bunları tamamen iyi niyetten yapıyorsun yani. Kötü niyetle yaparsan tabii ki kötü gelir. İyi iyi. İyi düşüneceğiz. Öyle işte sevgili izleyicilerim. Çorbamızın suyunu koyduk. Bir yandan otumu açtım. Bu burada böyle hafiften dumanlar çıkmaya başlayacak. Sonra bütün bu kameramanların başının üstünden falan gezdireceğiz ki nazara gelmeyelim. Onlar çekiyor çünkü. Bütün benim nazarım şu an onlarda. Bak hele şuraya şimdi bakıyorum ya, gözlerimden ona gidiyor. Öyle mi? Oo, tabii. Renkli gözlerin. Bilmiyorum sen şimdi ama. Benim gözümün içine dikkatli bakarsan sen alırsın benim nazarımı. Bak bakayım. Bakıyorum. Nasıl gözüküyor? Gayet iyi gözüküyor ve güzel gözüküyor. Şimdi ben nazar almadım. Almadın mı? Yok, bugün zaten enerjim değişik. Bir de nazar verme diyorsun. Yok, evet evet. Şimdi kıymayı tuz ve karabiberle güzelce yoğurduk kıymetli izleyicilerim. Bunların özelliği bugün çok minik köfteler yapabilmemiz gerekiyor. O kadar minik olsun ki köftelerimiz. Değil mi Serpil'cim? Önemli, burası önemli. Serpil niye gitmedik dün akşam? Aslı Üner bizi davet etmişti. Senin bir üşenesin, bir tembelliğin tuttu. Senin de tuttu. Sen de gitmedi. Sen böyle şeyleri kaçırmazdın. Ama Galata Port dedi, ne güzel gidiverirdik. Ama sen de şey yapınca ben de şey yapamadım. Sen bazen... Değil mi? Gereksiz bir tembelliğim tutuyor. Evet. Ben de sonra dedim ki eve gideceğim, giyineceğim falan. İşte karşılıklı üşendik. Bunu çok mu doldurdunuz? Gelmiyor ya. Heh, geliyor. Geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Annesi geliyor. Çok geliyor. Azıcık yağ koyacağız. Aa bak, kokmaya başladı. Çok güzel. Evet, şu an geldi bana da. Bundan sonra bu tavamız bizim şey olsun, böyle üzerlik tavamız olsun. Tütsü. Ay şey. Yok, ona bir şey olmaz. Onu burada güzelce kaynatıyoruz. Bak gördünüz mü, çıt çıt, ne kadar çıtlarsa nazar o kadarmış, fazlaymış, biliyor musun? Oh maşallah. Bak harbiden çıtlamaya mi başladı? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim kem gözden. Çok güzel kokacak ama bak. Oh. Çıksın. Ekran başındaki bütün izleyicilerime de böyle bir ferahlıklar gelsin inşallah. Rabbim vallahi kötü gözden, kem gözden korusun bizleri. Hayırlı kapılar nasip etsin. Bak nazarımız amin var. Görüyor musun? Hakikaten öyle miymiş? Bak, gerçekten öyle öyle çıktı. Bak ne kadar böyle üstüne gidip böyle yapmak lazımmış. Bir de şey demişti. Bunu. Tamam, yemek yapıyorum zaten. Olsun, o tütsün orada. Burada böyle şöyle güzelce altını açtık, bir yandan da koyduk tavamızı. Çorbamızın içerisine un koyduk, yoğurt koyduk, bir adet yumurtayı bütün bir şekilde kırdık. Sonrasında soğuk suyla bağladık. Üzerine de et suyunu ya da tavuk suyunu ekledik, tamam mı? Ondan sonra şöyle güzelce köpük köpük olana dek pişireceğiz böyle göz. Bir yandan da tavamızın altını açtık. Çok hafif bir yağ koydum böyle. Son köftemi de yapıyorum Nermin. Yakala. Oh. Ama ne ponçik köfte yaptım, bakar mısın? Annesi. Tamam. Şunu bir gezdirseniz şurada. Dur. Şimdi tavamız ısınıyor şöyle. İyice altı sıcacık olana kadar. Bu çorbayı bugün deneyin. Bu benim aslında rahmetlik babaannemin tarifiydi. Babaannem içine köfte koymazdı aslında. Sadece hani böyle yayla çorbası yapar. Üstüne de yakardı nanesini falan. Ben bugün içerisine bunun buğday gördüğünüz üzere ve nohutla ve köfteyle lezzetlendirmek istedim. Vallahi bu çok güzel oldu. Az Serpil. Alıyorum ben bir mantı. Oo, yapışır Nami'nin eline, dikkat et. Onu bırak, ben şey alacağım. Heh, yapışıyor valla. Şöyle güzelce koyduk. Şimdi bu yağımızın içerisine kızan tavaya köfte. Ben bir tur atıp geliyorum ama. Ha, sen at. Olsun, getirdik madem o kadar. Şimdi fazla ununu alalım köftelerimizin. Şöyle. Bakın fazla ununu alalım. Şu şekilde bak aman yarabbim. Tavamızın içerisine bırakalım.
fazla ununu aldıktan sonra. Tavada birazcık bunları önden bir pişirme yapıyoruz. Sadece içerisine normal bir köfte harcı yapar gibi kıymanın içerisine karabiber, tuz koyduk. Kulise gitmeme gerek var mı? Böyle gez gez, her yeri gez. Daha bir turlayayım ben. Tabii git rejiye de götür biraz. Tamam, gideyim onları da bir şey yapayım. Şöyle gibi güzelce nar gibi kızarttık. Bunun üstüne hafiften kızardıktan sonra şey yapacağız aslında. Serpil gelsin, bir parça tereyağı da koyacağım. Nohutu ekliyoruz. Nohut burada birazcık daha o aroması, köftenin yağı ile birlikte aromasını alacak. Bunun üzerine de ben ekstradan nane ve pul biber ekleyeceğim. Nane ve pul biberi de ekledikten sonra üstüne dökeceğiz. Wow, çok güzel oluyor. Burada buğdayları önden haşlamıştık. Şu şekilde suda da bekletmiştik. Şöyle. Bunun yerine buğday değil o, yarma. Tel şehriye de kullanabilirsiniz. Arpa şehriye de. Buraya iki tane tereyağı atabilir misin? Tabii, tereyağı sinsin. Yüksel panik yapmış. Kim? Oraya gittim ya. Kim ya, üstüne koş koş. Şöyle yarmayı koyduk. Yarmayı da içerisine bıraktıktan sonra burada da köfteleri şöyle birazcık of 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 cızbız ediyoruz ya. Kurban olsunlar Serpil. Mis. Tam kış çorbası efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün. İyi oldu, iyi oldu. Çok güzel oldu hem de. Beyaz TV izleyicilerine özel tereyağlı böyle bir yayla çorbası, sıcak sıcak. Üstüne bakın nane koyuldu ve onun da üstüne pul biber. Oo. Ekliyorum. Bugün de geç kalıyordum, son anda yetiştim. Çok uyuya mı kaldın? Var. Yok ya, hani temizlik geldi bana sabah da. Hı. Temizliyorlardı anca çıkabildim. Değil mi? Yüksel Bey şimdi şey diyecek. O çok seviyor şirketimi benim. Evet. Şöyle bakın. Baharatları koyduktan sonra çok fazla içerisinde yoğun bir şekilde bırakmanızı önermiyorum ki baharatlar acımaya başlar. Baharatı her zaman son aşamada yakacağınız tereyağının üzerine bırakırsınız ki çorbanızda acılık olmasın. Ben şu an sadece baharatların köfteyle ve nohutla birleşmesini sağladım. Nasıl oldu? Nasıl gözüküyor? Bak gel. Çorba da burada fokur diyor. Bak 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 bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh 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 oh. Serpil, bir tane bana şey versene şuradan, kepçeyle atıvereyim, annemin usulü. Şimdi izliyorsa bana kızar. O tavayı öyle mi bıraktım? Bir kilo tereyağı var içinde der. Senin yanında. Hı. Hı. Yıkala bakalım. Şimdi bak, bunu böyle yapıyordu benim babaanne de. Bak, böyle bak. Görüyor musun? Böyle bütün vitamini bunun içinde. Oh, şöyle. Döktün mü? Şöyle. Marifet. Hemen görüyor. Diyor ki, beyefendi marifetin baba evinde kalaydı diyeceğiz diyor. Tüsü de yaktın diyor. Nazar da çıktı ama diyor gene döktün. Hayır ya, orada böyle birazcık kepçe sıkıntı çarptı, oldu. Çarptı, kepçenin suçu. Kepçe çarptı. Bak, bak, bak. Hüseyin hocam gel. Bak, 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 bak. Bak. Oy kurban olsun. Mekanı cennet olsun babaanneciğimi. Nurlar içinde yatsın güzel kadın. Benim gözlerim aynı babaannemin gözleri. Bak. Oy. Hoppa. Geliyoruz neye? Hadi bakalım. Bayat ekmekleriniz var mı? Kenara ayırdınız mı? Derin dondurucuya kaldırdınız değil mi? Atmıyorsunuz. Bak sakın, bu konuda hemfikiriz. Evet, şimdi ben size bir bayat ekmeği... Köfte mi yapacağız ki bunu? Yok, kek yapacağım sana. Kek kalıbında kek yapacağım. Hadi bakalım. Evet, bayat ekmeği getirdim evden. Taş gibi olmuş. Hı. Buyurun. Bunu ısıtacağız sadece şekeriyle. Evet, ben sana bir sosluk vereyim hemen. Hı. Şimdi kıymetli izleyicilerim... Bu yabancı bir sayfadan yine çevirisi yapılmış bir tarif. Ben bunu kendi mutfağıma getirdim, denedim.
Kendi mutfağımda başarılı sonuç aldığım için bugün Beyaz TV ekranlarında siz kıymetli izleyicilerimle buluşturmak istedim bu tarifi. Yapımı çok kolay. Yumurta, süt, şeker. 2 adet bayat ekmek, 2,5 su bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Karameli için yarım su bardağı şeker kullanacağız ama karameli birazcık az geldi. Onu 1 su bardağını tamamlayabiliriz. Şimdi videoda bu büyük ekmek olduğu için bir tane biz kullanıyoruz. Onlarınki daha baget ekmekti. O yüzden bir tane yeterli olacak. Aynen. Ama birazcık daha oraya atalım Serpil Hanımcığım. Vereyim. Hı-hı. Şöyle birazcık daha atalım. Çünkü benimkine az gelmişti. 1 su bardağı karamelini ayırabilirsiniz. Hı. Hemen geldi. Bakayım. Yo ben verdim. Olsun. Şöyle. Tamam. Çok şekerli olmasın. Sütün içine de şekerini koyduk. Hasan oraya ekledim. Oraya tamam. Ekledim. Ben senden şey istiyorum. Rondo mu istiyorum Serpil Hanımcığım? Hemen verdim. Hiç korkmayın. Gerçekten. Gösterdiğim aşamaları güzel bir şekilde yapabilirseniz krem karamele benzeten, bir de San Sebastian'a benzeten çok oldu bu tarifin tadını. İçinde ekmek olduğu asla anlaşılmıyor. Yumurta kokusunu da algılamıyorsunuz. Güzel, yumuşak bir tarif ve gerçekten herkesin evinde pişecek bir lezzet. Çorbamız da burada buram buram. Aman. Onu kapatalım ister misin? Oy kurban olurum Rabbimin verdiği nimetlere. Bak Serpil ya. Yemin ederim, güzel oldu gerçekten. Bu muhteşem bir şey yani. Kış çorbası. Sunum tabağımız buradaysa hemen dökecektim. Şimdi dökmeyelim istersen, kaymak olmasın üstü ha. Çok iyi ya. Olmasın ya da istersen vereyim hangisi? Yo, arada bir karıştıralım, doğru söylüyor. Kaymaklanmasın. Kaymak yapmasın. Şimdi ekmeği bizim tırtıklı bıçağımız vardı ya, onunla doğrayayım. Daha rahat doğrarım bayat ya. Şu. Elinizle de koparabilirsiniz ama ben doğrayayım. Tek seferde bitsin. Bayağı çünkü sertleşmiş. Yok bayat. Gel bak. İçi falan. Bak. Bayat değil mi diyor? Ha, sen taze ekmekle yapıyorsun diyor. Taze ekmekle niye yapayım? Bayat ekmekleri değerlendirme videosu bu. Tatlısı. Şimdi bunları dünden kalma değil mi? Ben evden getirdim bir de bunu. Sen dünden kalmayı nereden biliyorsun? Şöyle güzelce koparıyoruz. Serpil çok farklı, güzel olacak. Bunu böyle bir karıştıralım arada, bir şekerimiz içerisinde erisin. Şeker vardı değil mi? Karamelimizi yaparken ne yapıyoruz? Burada birazcık dikkat ediyoruz karamelimizi yaparken. Yanmaya başladığında kenarları. Ben biraz altını kıstım. Bıçağı alabilirim. Altını kıstım ki şey olmasın diye. Karartmayalım diye. Bütün bayat ekmeklerle yapabilirsiniz. Maşallah köşede de şey olmuş. Nermin 3 dakika şey, 3 saniye şey var. Atıver ağzına. Şöyle döküyoruz. Güzelce kesiyoruz ekmekleri. Çok zor şartlar altında çalışıyorum. Aman izleyicilerim, Allah Allah. Şöyle. Elinizle koparabilirsiniz ama çok kırıntı oluyor diye ben keseyim dedim açıkçası. En küçük kek kalıbımızı istiyorum Serpil Hanımcığım mümkünse. Bunu söndürelim bence. Ne dersin? Eridi şeker çünkü. Eridi mi? Tamam. Hı-hı. Kapattım. Ne aradım? Ben sadece Serpil Hanım sana en minik kek kalıbını istiyorum. Onu karıştıracaktım. Getir. Biraz burada kalsın mı? Kalsın, yanmasın. Yanacak çünkü. Aslında en minik kalıbımız da bu, biliyor musun? Bak. Of. Hamdolsun Rabbime verdiği nimetlere. Serpil getir. Bence şu iyi gibi ama. İyi. Zaten ince oluyor. Tamam. Şöyle. Bunun içerisine hiçbir şey sürmüyoruz yağ falan Serpil. Bunun özelliği hazırladığımız şu karameli Serpil Hanımcığım. Şöyle döküyoruz. Hı hı. Bunu sen şimdi şey yapacaksın birazcık. Ne canım? Üstlerine ya. Getireceksin. Ha, duvarlarına süreyim. Hı hı. Tamam, o bende. Şöyle. Ha. Şöyle yapabilirsin Serpil onu, bak böyle. Evet. Anladın mı? Tabii. Bu boğaz kısmına falan da. Rahat ol bende. O sende. Ben de devam ediyorum. Şimdi o karameli oldu. Bu tatlıyı pişirirken birazcık aşamalı gideceğiz. Suyla beraber pişireceğiz. Bu çok önemli. Üzerini güzel alüminyum folyo ile pişirme kağıdıyla kapatacağız. Hava almayacak. Sonra doğru açacağız. Döner. Süt gelecek ya şimdi. Şöyle.
Ekmek kırıntılarını da ziyan etmeyelim. Onları ay iyi mi oldu Nermin? Yanlarına yetmiyor. Çok güzel. Yeterli. Yeterli. Bak bak şeylerine. Yok yok çok olmasın. Üste çok çıkmasın. Yok üste çok çıkmadı zaten. Şimdi ısıttığım şeker ve sütümü şöyle döküyorum. Her yerine gelecek şekilde döktüm ama bir şey söyleyeyim mi? Şu an yumurtayı önden kırmadım. Neden kırmadım? Süt biraz sıcak ya. İster istemez pişirmeye başlayacak. Ben pişirmesini istemediğim için şu an ekmeklerimin üzerine sütü koydum. Onların üzerine yumurtaları koyacağım. Ama biraz sonra koyacağım. Şimdi bunları önceden bir rondodan geçireyim. Birazcık da süt ilk sıcağını çıkarsın, havalansın. Ne güzel. Bak bu buraya. Hı? Ay sıcak. Sanki biraz daha çok yapsaymışız. Yok yok iyi iyi o ha. Yeterli. Aha, şimdi eriyecek ki suya tamam. Koyunca. Su sıcak olacak. Suyum kettle'da hazır. Hadi. Söyleyeyim. Söyle senin sesin. Yo 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 karga sesimle. No 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 Nermin. Aa, hiç de bile. Efendim şu an hazır. Hazır 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 maşallah. Şöyle İçerisine kabartma tozu ya da bir vanilya ya da herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Mis. Neden diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim efendim. Zaten ekmeğin içerisinde bir maya var. Ekstradan kabartma tozu maya eklemek tatlının hem ağırlaşmasına sebep verecek hem de ne gerek var ekstradan bir katkı maddesi almaya. Ekmeğin içerisindeki maya bunu kabartmaya yeterli yumurtası oluyor. Yumurtası yetecek zaten. Aynen. Şöyle elimi bir aldım. Suyu rica edeyim Serpil Hanım. Şimdi kıvamı sizlerle paylaşacağım kıymetli izleyicilerim. Buraya dolduralım Serpil Hanımcığım. Orada yapsaydık şey olmaz mıydı? Yok ben getiririm buradan. Yakar elimizi ayağımızı. Taş bezle tutarız. Sembolik koyayım. Orada dolduralım. Ha, yeterli. Ha. Şimdi bunu alıyoruz böyle ortaya koyuyoruz. Ne yaptık? İçerisine karameli döktük böyle kek kalıbını duvarlarına gezdirdik. Bak nazar çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Spatula. Hayır suyu sıcak koyunca tepsiye çıtladı. Bak 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 bak. Maşallah bir ton bak, oldu. Bak bak bak. Bir şey söyleme Serpil. Muhteşem bir tarif. Ben yaptım Allah bunu inşallah evde. İnşallah çıkar. Üstünü çıkar. Hı, ben evde yaptım çıktı. Sen niye çıkmasın? Çıkmıyorsa yani yükselin yüzünden çıkmıyor. Bir bismillah de. Eser vallahi bir bismillah de. Kadınlar senden bıktı. Yok hükümsüz zaten de. Hükümsüz. Bu çıkacak çıkacak sensin. Ya sabır ya selamet. Teyze de dedi de. Teyze de dedi yani yüksel artık uğraşma şu kadınla dedi. Dinlemiyorlar Serpil. Gel fırını aç Serpil 180 derece. Kadın mı alsın? Pişirme kağıdı istiyorum. Tarifimi versin yükselin uğraşsın. Bunun pişirme yöntemi çok önemli. Vallahi öyle. Folyo da istiyorum canikom. Üstüne... Bu pişirme yöntemiyle birlikte içerisindeki o ekmeğin muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmesini sağlayacağız. Pişirme kağıdını ilk etapta kekimiz zarar görmesin diye kapak olarak kullanıyorum. Şöyle. Sonrasında üzerine alüminyum folyoyla hava almasını, havayla temasını önlemek için yerleştiriyorum. Yaklaşık bir 20 dakika sonra üzerini açıp pembeleştirip çıkaracağız. Sen aldın mı şeylerini? Neyi? Aldım. Heh. Şimdi bunu önceden ısıttığım 180 dereceye veriyorum. Kısık ateşte pişsin. Çok hızlı ateş olmasın. Kendi havasıyla ve içerisindeki buharla pişmeye devam sakin, edecek. Sakin sakin pişsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Allah'ım sen utan. Su istiyor bu Serpil. Koyalım koyalım. Bu su istiyor. Şimdi bunun dibine bayağı bir kek kalıbının yarısına gelecek kadar su ilavesi yapalım. Doldur doldur doldur. Bence doldur. De. Doldur. Çünkü bu şu an içerisindeki suyla pişecek. Karamel zeminde eriyecek. Aksi kek yanar çünkü karamel. Hiç yağlamadık. Yağlamadığımız için hemen çıkacak. Biraz daha Serpil Hanım su döker misiniz? Dökelim, 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 dökelim. Tamam, okey. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şimdi bırakıyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. 180 derece fanlı yapalım. Üfle üfle pişsin. Tamam. Çok şükür bu da hazır. Evet efendim, şimdi ne yaptık? Muhteşem bir çorba yaptık. Nasıl yaptık? İçerisine un, yoğurt ve
ne yaptık? Yumurtayı kırdık. Üzerine soğuk suyla açtık. Yanında etim suyumuz, tavuk suyumuz vardı. Onu ekledik. Köftesi için kıymayı, karabiberi, tuzu olduk. Güzelce yoğurduk ve minik minik misketler yaptık. Nohutla birlikte güzelce pişirdik. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere çorbamızı hazır hale getirdik. Oyat ekmekleri için şekerli sütü ısıttık. Ekmekleri parça parça kopardık. Üzerine sütü koyduk. 3 adet yumurtayı kırdık. Zemine bir karamel sos hazırladık. Gireyim mi hocam? Efendim, nerede kalmıştık? Fırında pişiyor bayat ekmek tatlımız. Çorbamız hazır. Misler gibi kaymak tutturmuyoruz. Ara ara tabii karıştırıyoruz. Çorba azaldı. Neden azaldı? Yüksel Eser bir tabak kaptı. Hem mırmırlık eder hem görüyor de musun? Gelir yer. Ne diyor? Güzel olmuş diyor. Allah benim ellerime dert vermesin Yüksel. Tabii. Amin. Serpil'inkini de benimkiyle beraber. Hı. Amin de. Amin tabii. Laf etsin, laf etsin. Biraz sonra görürsün krem karameli de yutacak. Şey, çok zayıflamışlar. Şimdi bu şu anki tarif yabancı bir tarif. Evet. Biz olsak bunların hepsini önden bir kavururduk. Ama elin oğlu kavurmamış. Evet. Çünkü onlar yabancı. Bir de şeydi böyle değişik bir dilde. İngilizce falan da değil. Portekizce miymiş? Ha, bizim profesör söyledi. Portekizceymiş. Portekizlerin yapmış olduğu bir böyle havalı olsun. Portekizlerin yapmış olduğu tavuk yemeğini sizlere yapıyoruz efendim. Patates dilimli tavuk. 500 gram tavuk göğsü, 1 adet kuru soğan, 2 adet patates, 1 parça taze zencefil, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kekik, zeytinyağı. Sosu için ise 2 adet yumurta, 200 milimlik krema, tuz, karabiber, nane. Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağız. İlk şifremiz gelsin efendim. Hem Beyaz TV hem de Nermin Enfes Mutfağı'na güzel yorumlarınızı bekliyoruz. İlk şifremiz efendim tavuk göğsü. Hı-hı. Severim tavuk göğsünü ama yavan olmuyor. Hiç sevmem ben daha biliyor musun? İşte onu lezzetlendirmek gerekiyor. Evet. O iş bizde. Sıkıntı yok. Şey diye sevmem ben daha. Böyle kuru kuru yavan yavan tıkız tıkız. 2 adet patatesimiz var ama öncesinde soğanı piyazlık doğrayacağız Serpil Hanımcığım. Evet, sen şeyin altına, tepsinin altına. Alayım benim şef bıçağımı. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil onları sana bile eyledi bak. Evet ya, dedim ki güzel kesiyor. Evet, o bizim şimdi şey ettiremediğimiz bıçak veriyoruz ya, o bıçakların şeysiyle. Rabbi isim ya tuz, Rabbi tamim bilir. Çok güzel olacak efendim bu. Çok güzel bir tarif geliyor. Portekizlerin yapmış olduğu önden pişirme yapmadan şipşak. Yumuşacık olacak efendim, yumuşacık olacak. Şöyle bir tepsimiz var. Ben her ihtimale karşı tepsinin zeminine birazcık yağ sürmek istiyorum efendim. Tabii, bence de gayet güzel olur. Evet, birazcık yağ sürüp şöyle. Yapışmasın çünkü. İlk defa da kullanacağız tepsimiz. Çok güzelmiş. Bunu da mı Tuğba getirdi? Evet evet, o ikili takım. Hı, aferin Tuğba'ya. Ay yavrum, o da şimdi gitti Ümre'ye. Gitti mi? Hadi. Gitti gitti 22'si. Hayırlı Allah uğurlu gitsin inşallah. Kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin Ümresini. Kendisi bizim. Allah bize de nasip etsin artık, ne olursun Allah'ım. Amin, hayırlısıyla. Pek de gidemiyoruz. Aa, işte önce bir. Hadi sen beni sabah uyandırıyordun. Hadi bakalım şimdi. Hadi. Neye uyandıracaktın? Hadi geldim. Sen beni niye uyandıracaktın? Neye? Serpil, yarın sabah arayacağım. Yapıyorken de göreceğim seni. Ha, ay. Ama açıklama, çok detay tamam vermeden. Hı? Unuttum. Ama ben Serpil unutur mu? Kalktın mı, yaptın mı? Kız gel öpeceğim. Nermin. Bak şu an beni çok ben mutlu ben açıklamam ettim herkese ama. Gel. Hı-hı. Ne yaptın? İki sünnet, iki fart. Açıklama demiştim. Olsun, söyleyeyim. Şimdi ben arayacaktı, kaldıracaktı. Evet, sabah namazına kalktım, böyle story attım falan ya. Sonra arabaya bindik. Serpil dedim, öleceksin dedim. Ölümlü ne ya dedim pazar dönüşünde. Sonra dedim toprağın altında biliyorsun neler var falan. Dedim ki sen de kalk dedim. Biliyorsun değil mi dedim. İkisi farz, ikisi sünnet dedim sabah namazı. 4 rekat dedi. Ama dedim, ben seni arayacağım, uyandıracağım dedim. Bu sabah kalktım, kendim kıldım, onu da unutmamışım. Ya. Kalkmış. Sevabı sana değil. Bak hani uyandırıyordum. Sevabı bana, ben sen şey yaptım. Şey teşvik ettim. Heh. Ama uyandırmadım. Kankamsın var ya. Seviyorum seni, gel. Hı? Ay selamlarım kızım. Harikası. Bak şu an çok mutlu oldum. Vesile olacaksınız efendim. Müslüman kardeş Müslümana vesile olacak. Aferin kız Serpil. Sen kalktın ama ben aramadım. Beklenmedik hareketler bunlar. Neden beni çok şaşırttın şu an. Nermin, biz söz veririz bir kere. Bir musibet bin nasihattan iyidir. O korktu.
Güzel olsun, korkacak. Korkacak, yapacak bir şey yok. İnsanlar da tatlı ağzına mısın? Allah'ım sen Serpil'i... Cennet bahçeleri nasip et inşallah. Amin, hepimize, hepimize. Amin, bak bütün güzel saf duygularımla söyledim bunu. Sonrasında patatesi çok ince kıymanız lazım. Kalın kıydığınız takdirde bu yemekte pişmeyebilir. Çünkü önden pişirme yapmayacaksınız. Ben şimdi size göstereceğim ne kadar ince kıyıyorum. Vay Serpil, çok mutlu oldum ya. Şükürler olsun Rabbime, bugünleri de gösterdi. Aha annem, biz her şeyi şey ettirmeyiz yani. Sen rahat olsana. Vallahi mutlu oldum ama senin adına. Bak Müslüman kardeşim. Şöyle kıldık. Vesile olandan da Allah razı olsun, kılandan da. Şöyle. Allah hepimizden razı olsun kardeşim. Şimdi benim şu kuşbaşılarım tamam. Tamam. Onları zaten şimdi ben marine edeceğim biraz baharatlarla. Al canım bakayım, ben gidip şu elimi yıkayayım. Patatesleri bakın şöyle yaptım. Şöyle bak, incecik. Şöyle bak. Çok ince olsun yani. Ne kadar ince o kadar daha çabuk pişecektir. Şimdi bunu böyle Bismillahirrahmanirrahim deyip böyle diziyorum tepsime. Böyle birilerinin üstüne gelecek şekilde. Hem pratik bir tarif hem yapımı çok kolay. Ama lezzeti de gerçekten farklı bir güzel yani. Bir de biz seviyoruz yani, böyle pratik şeyleri seviyoruz. Gösterişli şeyleri seviyoruz. Misafirimiz geldiğinde böyle daha dikkatli, daha hoş sunumlarla sunmak istiyoruz. Bu da farklı bir alternatif. Geç kaldınız ama yemeğe ihtiyacınız var. Şipşak yapabileceğiniz bir güzellik sunuyorum şu an sizlere. Hiç pişirmeden bunları biraz daha incelteyim. Bunu kesmişim. Şunu bir tık daha incelteyim ki. Kesemedim. İnce. Şöyle koyuyorum. Evet. Bunun üzerine tavuklarımı koyacağım ama önce birazcık baharatlamak istiyorum Serpil bunu. Şunu senden rende isteyeceğim en sonda. Şu tamam. Tavukları bunlarla böyle biraz marine edeyim. Şu tahtanı alayım mı? Birazcık da ya tuz, karabiber, toz biber, kekik ve kimyondan oluşan malzemeleri tavuğumuzun üzerine aldık. Tavuğu güzelce minik minik doğradık. Üzerine şöyle birazcık yağ. Bu birazcık marinasyon işlemi olacak yani, ön marinasyon gibi. Çünkü tavuk göğsü kurudur. Kuru olduğu için de şeyi sever yani, yağı sever Serpil biliyorsun. Ya baharat seviyor aksi halde maşallah. Yavan oluyor değil mi? Vallahi oluyor, yalan yok şimdi. Şöyle birazcık bunu böyle masaj yaparak yedirelim tavuğumuza. Ama güzelmiş tavuk göğsümüz. Sen mi aldın? Evet. İşte Serpil'in işte. Bak görüyor musun gene... Yine sen. Şey, olay sende bitiyor Serpil. Bak. Bunu şöyle yapıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Hakkı şöyle diyecektim ayol ben. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Üzerine yerleştiriyoruz. Çiğden kavurma işlemi yok. O yüzden rahat olabilirsiniz. Hazırlaması en fazla 10 dakika. En fazla 10 dakika. Özellikle biz canlı yayın konseptimizde çalışan anneleri ve pratik tarifler hazırlamak isteyen böyle yeni evlenmişler öğrencilere göre de seçiyoruz ki, çünkü biliyorum ki onların çok vakti olmuyor. Bazen acemilik oluyor, mutfağa girmek göz korkutuyor. Bugün de diyorum ki ben böyle pratik tariflerle herkesin evine girelim. Montunu da bana verir misin bir gün giyeyim? Veririm tabii canım. Çok beğendim. Senin olsun. Bu zaten sana oversize. Sana olur mu bu? Kollar biraz dar da. Olursa veririm tabii. Canı sağ olsun. Ne zaman başlıyor spora? Yüksel Bey. Girer. Serpil zayıflayacak, söz verdi bana. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buldum. Benim motivasyon kaynağımı kim yok ediyor biliyor musun? Yüksel. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Ben hayatımda bu kadar olmamıştım ben biliyor musun? Ben hayatımda bu kadar manipülasyoncu bir yapımcı görmedim. Gerçekten. Şimdi efendim kremayı döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kremayı döktükten sonra 2 adet yumurtamızı kıracağız içerisine. Kız. Şöyle ilkini kırdık. Hemen ikinciyi kırıyoruz. Bu da üstüne sosu olacak efendim.
Hemen bir elime su tutayım, yumurtaları tuttum. Oy Allah, büyüksün yarabbim. Bizimkisini arayıkladı ya Mermin. Her gelenden şey ettin. Hay maşallah. İstemem. Şöyle güzelce yumurtayla kremayı çırpıyoruz. Yabancıların özellikle dikkatimi çekti. Yumurta ve krema olayını çok kullandığını görüyorum. Onların damak zevki biraz daha yumuşak lezzetler bence. Tuz ve karabiberini kremasının içerisine ilave ediyorum. Naneyi içerisine ilave ediyorum. Bunu da rendeleyelim Serpil Hanım, sana zahmet. Ben geldim. Bakın şöyle. Dur, dökmeden yetişeyim mi sana? Hı-hı. Güzelce bir sos haline getiriyoruz. Ekstradan su eklemeyeceğiz. Tavuğun kendi suyu, patatesin kendi suyunu saldığını göreceksiniz. Çünkü üzerine ıslak bir pişirme kağıdıyla kapatacağız. Zencefil de çok kullanıyorlar. Ay evet, hele uzak doğu. Çok enteresan. Ama doğru, bu zencefilin lezzeti çok güzel olur tavukla. Ya eser miktarda koyarsak bizim damak zevkimize de uyuyor da. Hı-hı. Çünkü neden diye diyecek olur, sorarsanız malum tavukta kekik çok yakışıyor. Ben zencefil aromasını kekik aromasına da benzettiğim olduğu için böyle güzelce çırpıp ekliyoruz. Şöyle üzerine her yerine eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Kaşarı sonra mı verelim Nermin? Kaşarı ben biraz patatesi pişirdikten sonra verme taraftarıyım. Tamam. Süper. Hı. Islatalım bir pişirme kağıdımızı. Evet. Bu arada 15-20 dakika oldu mu tatlıyı verelim? Olmuştur. Olmuştur. Onun da üstünü açalım. Hocamla birlikte. Hı. Arkamı döndüm, ne oldu? Hı. Hiç arkamı dönmeye gelmiyor. Blender çıkma telini düşürdük. Evet, çamaşırları yıkadık. Asalım bir. Şöyle. Şimdi bunun üzerini kapatmazsanız maalesef patates istediğiniz kıvamda pişmez. O yüzden üzerini böyle ıslattığınız nemli bir pişirme kağıdıyla kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 ile 200 derecelik bir fırın ayarına veriyoruz. Turbolu bir şekilde turbolu pişirelim. Olsun. Aynen, havalı havalı. Arada bir çatalla da yoklarız patatesler pişti mi diye. Şimdi gel. Gel hocam. Yanık olsa burada koşar. Burada neler gibi yaptım biliyor musunuz? Bayat ekmek böreği. Çek Serpil. Hadi sen. Elini çek, elini çek. Su sıçrayı verir bir gel, anda. Gel gel. Bu kadar yeterli. Annesinin kuzusu. Bak 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 bak. Oynuyor mu? Bak bakayım Serpil. Daha, bir şey söyleyeyim sana, çok güzel olmuş. Bak. Değil mi? Bakayım. Karamelline bakar mısın? Bak bak nerelere gelmiş. Oo, pişmiş var ya, tam böyle şey olmuş. Karamelli olmuş kek mu gibi olmuş. Birazcık bu üstünü pembeleştirmek istiyorum, o kadar. Az ama. Hı hı. Bir 10 dakika, 5 dakika daha dursun, yeterli olacak. Bence de gayet güzel evet oldu. Bayat ekmek böreği böylesini yemediniz. Üzerine kaymak, üzerine dondurma, üzerine vişne sosu. Krem karamel. Ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Bayat ekmekleri çöpe atmıyoruz. Neler oluyor neler? Geldik, kaşarımızı sonra yapacağız. Bugün yine hep böyle yabancı tariflerden gidiyoruz. Şeye benzedim, bir tane bizim yabancı kız vardı ya, Türkmenistanlı Cennet. Cennet. Keşke biz de şey koysaydık. Ne? İsimlerini öyle. Portekiz'in en lezzetli tariflerinden falan diye. Rabia hiç kafa çalışmıyor kızım. Niye öyle koymadın isimleri aşkım? Abla Portekiz demesin. Portekizli işte şeyde kavrulmuş falan. Bak şimdi geliyor. Hı. Geliyordu, gelmekte o. Portekizce. Ana dili, ana bizim dili. Kız Portekizceyi de biliyor. Ana dili, ana. Ana dili gibi. Portekizceden çevirdi. Canımsın. Gel canımsın. Allah gel eksikliğini vermesin. Hmm. Seviyorum şurası seni. Müthiş kokuyor. Evet efendim. Makarna tarifi. Ama nasıl bir makarna? Şimdi izliyoruz. Haşlamasını da beraber yapacağız. Sosunu da beraber yapacağız. Ve bugün çocuklar bu lezzetli tarifle annelerinin ellerinden öpecek. Bakın ne yaptık burada. Tarifi sayayım mı önce? Dur tarifi sayayım. Çok heyecanlandım. Patates, pardon bu değil, bu dilimliydi. Köz domates soslu makarna yapacağız. Bir paket makarnamız var ama bu böyle bürüm bürüm olan makarnalardan. Şöyle göstereyim. Sosu için 1 adet kırmızı soğan, 4 diş sarımsak, 10 adet çeri domates, kekik, zeytinyağı, tuz, tereyağı, yarım paket krema. Üzeri için ise 1 tutam maydanoz. Maydanoz sevmeyen çocuklar varsa Serpil, kullanmayabilirler yani. Olur, sıkıntı evet, yok. Bence de. Şimdi hemen anlatacağım size detaylı. Hı. Ay kenara bakmış. Dur. Yok ben sildim, elimde piçi de var. Ha var mıydı sende?
Rondo mu isteyeceğim bir de Sarpilciğimden? Hemen vereceğim. Şimdi küçük bir fırın kabına kırmızı soğan efendim. Özellikle bu balık yanında yediğimiz kırmızı soğanlar var ya. Onlardan iri iri doğrayın. Tatlı bir sos olmasını istediğim için üzerine domateslerimi koydum ama çeri domates kullandım. Sarımsaklarımı ilave ettim. Zeytinyağımı üzerine hafif gezdirdim. Evet. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakika 30 dakika arası bir közlenme işlemi yapıldı. Üzerine pişirme kağıdıyla örtebilirsiniz. Köz tadında harika lezzetli bir sos yapacağız. Ama biz şey yapalım mı? Makarnamızı önce ister misin? Onu birden eritin. Haşlayalım. Şey mi, pilav gibi çektirme mi yapacaksın, süzme mi? Çektirelim. Bunu süzelim ya. Çektirebilir miyiz? Nasıl istersin? Lapa ol mu? Çektiririm ya ben. Sen çektirirsin, ben sana güveniyorum. Nermin tamam, Öztürk. Çektiririm ya Allah. Oh. Tereyağını sonradan koymak istiyorum. Şimdi ilk etapta sıvı yağıyla haşlayayım, yapışmasın. Şimdi bunları bu şekilde kıymetli izleyicilerim koyuyoruz. Çok fazla pişirmenizi tavsiye etmiyorum bu makarnayı. Çünkü sos da gelecek. Al dente, yani birazcık dişe gelir vaziyette bırakacağız. Şöyle koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ve üzerine çektirme usulü bir demleme makarna yapacağız. Serpilciğim çok azıcık yağ buradan koyayım. Şöyle birazcık yağ koyalım ki ay geçen hafta yapışmasın. Biz geçen hafta mı ya? Önceki hafta yaptığımız makarnanın tarifini Hüseyin Hoca ikinci kez yapmış. Tabii çok güzel oluyor. Makarna aslında bir şey söyleyeyim mi? Kurtarıcıdır. Ama makarnayı tek yapmayacaksın. Yanındaki sosları güzel olması gerekiyor. Dört kere yapmış, itiraf etti. Dört mü olmuş? Hüseyin Hocama kocaman bir alkış. Hüseyin Hocam da Nermin Enfes Mutfağı'nı takip ediyor. Yani o yüzden sadece bayanlara değil, erkeklere de gayet güzel hitap ediyoruz. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Çektireceğim için çok fazla su koymuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu iyi bence Serpil'cim. Biraz yumuşayınca döndürüveririz. Evet, evet, evet. Bu sıcak su olacak. Yaklaşık olarak bir 10 dakika içerisinde zaten kaynamaya şey, başlar ve yumuşamış olur. Biz de o esnada güzel bir sos yapalım. Makarnanın sosu çok güzel oluyor. Yani kesinlikle, kesinlikle bugün deneyin yani. Bu köz tadı bir şey yok içinde. Soğan, domates, sarımsak. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Alıyorum çırpıcımın içerisine. Bak, 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 bak. Kokusu. Koku çok güzel ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak itiraf ediyorum. Normal domates de çok güzel kokar. Çeriyle daha güzel oluyor. Çeri domatesine hem aroması hem közlendikten sökeceği bayılıyorum. Serpil biliyoruz bu işi ya. Seviyoruz evet. Mutfağı. Kekiğimizi koyuyorum. Seviyorsun böyle. Bu hayatı Nermin Öztürk. Seviyorum ya. Kekiği koyduktan sonra birazcık bu karışıma tuz atmış mıydık közlerken Serpil Hanım? Bir çimdik vardı ama istersen bir kontrol et. Bir çimdik daha atayım o zaman. Bayram şekeri gibi nar tanesi de atıyorsunuz. Ha, bizimki de attı da. Bayram şekeri gibi nar tanesi, nur tanesi, annesinin bir tanesi. Tabii tabii. Nermin ablası gibi herkesi besliyor. Ne yapsın? Kurban olsunlar. Bunu da mı beğenmedin küçücük? Hiçbir yağdanlık beyde beğendiremiyorum Nermin. Kaynana gibi, kaynana gibi. Vallahi. Kaynana gibi Halil Hocam. Olsun ne diyorsa odur, büyüktür. Tabii. Büyüktür Serpil. Büyük sözü dinlemek şimdi lazım. Şimdi iyice sosu böyle pütürüksüz kıvama gelinceye dek rondadan çırpıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kesiyorlar. Bak benim daha ağzımdan böyle lep lepi çıkmada kesiyor. Aferin. Aferin reji. Gözüme girdin. Alkış vereyim mi vermeyeyim mi? Veririm ya, fena olmaz yani. Tabii ben de zaten size gönderdim. Ama siz bir tereddütlü alkışladınız hani. Bunun için alkışlayalım mı? Ne var? Senin bizim gözümüze girmeniz lazım. Ben giriyorum, sizin gözünüzdeyim her gün. Her gün gözünüzün içindeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar çok kızıyor sana. Laf yetiştirdiğim için sus şimdi. Sonra kötü eleştiri alıyoruz. Kendi düşmanını yaratma. Kendi canavarını kendin yaratma, içinden çıkarma, sus. Merak ediyorlar kulağıma ne konuşuyorsun diye.
Şöyle bir sos yaptık. Bakar mısınız? Bu sosun güzelliğini görüyor musunuz efendim? Bunun için de kullanacağım ama ben bunu. Namazcık versene bana bakayım. Neden her şeyi tatma gereği duyuyorsunuz Serpil Hanım? Bunu samimi bir dille soruyorum. Kötülük için algılama. Hemen söylüyorum. Söyle. Nermin'cim, tüm dünya mutfaklarındaki şefler yaptıklarının tadına bakıp verirler biliyor musun? O zaman. Ben de buyur. Bir şefim. Buyur. Tuzsuz işte. Hı, iyi mi oldu bak? Ama çok tuz attık. Gerek yok. Şundan şunun tuzu dengeler. Nerede bir de şefler böyle yapar. Evet. Sadece parmakla ama bayağı tuzsuz. Sonra elini yıkamazsan kıyamet kopar. Tabii. Tadım kaşını da atacaksın. Hı. Birazcık tuzsuz olmuş. Hı. Demek ki atmamışsınız. Sanki karabiberi de severmiş gibi hissettim. Kim sanki atmamışsınız. Şöyle birazcık tuz. Kendinizi şefler bile kaşıkla bakar. Birazcık karabiber. Lezzetlendirmek size kalmış bu sosu. Hı. Birazcık kimyon. Kötü mü ettim söyledim diye şimdi bak. Doğru, lütfen doğru söyle. Çok iyi ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şöyle. İçinden bir şeyler diyordur ama neyse. Yok yok. Şöyle güzelce kıvama geldi. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Şuna bir bakmak istiyorum. Buyurun efendim. Bak 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 bak. Daha şey var değil mi? Birazcık daha pişmesi lazım. Çok al dente şu an. Şöyle birazcık daha pişirelim bunu. Bunu sonra mı koyacaksın? Yok onu ayrı yapacağım. Onun üstüne koyacağım. Ben senden bir tava istesem bana verebilir misin? Çok. Hiç onu beklemeyelim. Neyi canım? Ne tava. Istiyorsun? Tava. Hı-hı. Vermem mi direkt sana tava? Direkt makarnanın içerisine dökeriz tavada yapıp. Şöyle mi yapayım? Bunu ister misin? Büyük mü olur? Bir küçüğünü mü vereyim? Ne yapayım? O iyi benim için. Okey. Şimdi maydanozumuzu da şöyle minik minik kıyalım. Bizim bir makarna kasemiz vardı. Siyah üstünde yazı desenler vardı. Ah kardeş ah sabah düzelttim oraları. Ben bulurum şimdi sana. Ha oh, kurban olsunlar. Yeşilimiz de var Nermin rahat ol. Kekimizi almayalım siyah mı? Siyah olanı istedim bugün ne bileyim. Varsa. Ha şöyle. Bir tane böyle kenarlarında desenler vardı. Dur bakayım şunu vermeyi düşünüyorum oraya ama. Buraya komşuya vermediyseniz oradadır. Şuna ne dersin? Bak bir buna hayır, bunun siyahı vardı hatırlıyor ama musun? Ama şey. Aa onun kenarı kırıktı taşınırken attım. Böyle he. Çıtlamıştı kenar. Şu yeşili ne yapayım? Bunda mı yapsa? Bu pizza tabağı bunda olmaz aşkım. Dur sen onu bana ver. Kardeş buraları yeni düzelttim biliyor musun? Dağılsın istemiyorum. Gel. Al şekeri. Bakayım ben onu bir çalkalayayım annesi versen. Evet bir makarna kasesi. Kaseyi şöyle bir çalkalayayım. Hı, tamam. Şimdi burada sos yapacağız. Sosu yaparken ilk etapta bakın kremayı koyuyoruz. Şöyle tavamızın içerisine tava iyice ısınmıştı. Karabiber gelmiş. Kremayı tavaya aldık. Birazcık çektireceğiz. Maydanozu da minik minik kıydık. Şöyle minicik minicik kıydık. Kekimizi almalıyız bence ha? Bakayım keke. Evet Allah vermesin unuturuz Bismillahirrahmanirrahim. Evet 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 evet. Var çok mı güzel. Eldiven, tam da dönmüş biliyor musun yukarıya doğru. Oh kurban olsun ne güzel kabardın sen annem. Gel Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Gel geleyim mi? Yok yok yok. Buraya yok, buraya. Yok. Bu çok rahat çıkacak. Hemen çıkartmam bak, lazım. Bak 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 bak. Bu şimdi kettle'da istemeyecek burada. Yok bu çök, bu kek değil bu muhallebi. Bak bak. Serpil hemen getir çıkaralım. Mi? Karamel donduğu anda bir daha çıkartamayız. Tamam, ama geldim. Burada kremamız kesiliyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Damalı attıklar. Bunun içerisine hemen tereyağı damalı. Atıyorum. Bak şöyle kremayı bir bağlama yapıyoruz. Burada çektiriyoruz. Fazla sütünü. Şurada da makarnamız hazır. Oy 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 oy. Süper. İtalyan makarnacılara taş çıkartır Nermin Nefes Mutfağı. Serpil keşke hamuru da kendimiz keseydik. Çabuk Serpil donuyor. Ay Allah'ım kek kalıbını bulamıyoruz değil mi? Rabia'cığım onu bugün yerleştiriyorken yoktu burada o kalıp. Şöyle güzelce çektirdik. Çektirdikten sonra üzerine domatesli sosumu ekliyorum.
şöyle. Domatesli sos kremayla birazcık özleşecek. Közlemiştik. Domatesli sosun içerisinde sarımsak, kırmızı soğan ve çeri domates vardı. Tuz, kimyon, karabiber ve ne eklemiştik? Başka bir şey eklememiştik. Kekik ekliyoruz şöyle. Vay 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 vay. Onu hemen çevireyim. Onu hemen çevireyim. Orada dursun. Orada dursun. İşte altını sileyim diye. Sileyim sileyim aşkım, hiç uğraşma. Bismillahirrahmanirrahim. Yalan. Şak sesi gelmedi. Yalan. Allah verme yarabbim. Dur, dur, dur. Dur, bismillahirrahmanirrahim. Acele etme Serp, acele işe şeytan karışır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, makarnanın sosunu yaptık. Sence çıktı mı? Çıktı bence, karamel sulu ya. Çıktı, çıktı. Rahat olayım yani. Çıktı, çıktı ya. Ben öyle hissediyorum. Tamam. Onun içinde su kalsın. Almayacağız. Hemen sosu getiriyorum. Söndürme. Bak, Serpil görüyor musun sosu? Bak. Görüyor musun bak? Bak. Baba. Bak, 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 bak. Halil Hoca gör. Mis. Hüseyin Hocama bir tarif daha geldi. Bak. İnşallah. Biz bu işi sonradan öğrenerek yapmadık efendim. Annemizin karnında görüyorduk bunları. Hey. Bu bir aşktır. Bunu alayım mı hocam? Allah almaz mısın? Portekizli annem çok iyi yapardı. Tövbe yarabbim, tövbe. Handan Hanım. Portekizli. Handan Hanım Montenegro'da doğmuş. Karadağ'da. Benim annem. Bak ya. Of 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 of. Nermin. Çok güzel oldu. Sen nasılsın? Söylesene bana. İyi ya, misin hayatım? Keyfin yerinde mi? Endişelenme. Bu et ekmek böreği sadece 3 yumurtayla bir ekmekle. Böreği değil, krem karamel de. Tatlısı. Getir bakayım. Rabbi esir ve la tuhasır Rabbi temin bin hayır. Biz dua ediyoruz. Biz duayla çıktık yola. Rabbimiz yanımızda. Allah'ım, kaldır Serpil. Oradan tuttu gitmesin. Kaldır Serpil. Gelmiş mi? Doğru söyle. Bana bak, gözüm var. Buyurun. Ya efendim. Bugün de boş. hayır karamel. Karamel gelmemiş o yüzden. Evet. Karamele eşit her yere yaymak için. Onu şey mi diyor? Hemen onu yakaladı. Yapma. Kaynana gibi. Bak bak bak. Var ya nasıl güzel, birazdan bunun masada dilimlediğim herkes halinde göreceksiniz. Bu bitecek. Evet evet, ekmek kadayıfı gibi oluyor. San Sebastian gibi oluyor. Milyonlar denedi bunu. Milyonlar denedi efendim. Çok büyük bir gururla. Ben iki hafta oldu bunu yaptık. Serpil'e dedim ki bunu yapacağız. Serpil de biz onu nasıl unuttuk? Yeni gelin gibi süzülmüyor mu orada? Gördün mü Rabia? Bak işin bunu yazdın mı? İşte aşk. Bir şey söyleyeyim mi? Bak işi makbul onu öyle karameliyle çıkartmaktı. Çıkarttı. Tabii. Seni tebrik ediyorum. Rica ederim Serpil. Gerçekten evde denedim. Tebrik ediyorum. Önlemlerimi aldım. Yüksele laf söyletmemek için Himmel geldim yaptım. Korkumdan korkumdan. Bu adamın bir şey çıkacak diye ödüm kopuyor. Hayır yani. Bunun üstüne bizim ıspanaktan getir de koyu verelim ya da Hindistan cevizi koyalım. Bak şimdi sana ne vereceğim? Sana kıyar mıyım ben? Hı? Hadi bakayım, kıyar mıyım kıymaz mıyım? Bak. Yapmayın gel. Dedi yapımcım, gel. Gerek yok, böyle yiyecekmiş. Kaymak, kaymak tabii içi konu. Var ya makarnamızda. Burası bak, çil çil altın sesi bunlar. Aa, gerçek fıstık. Evet. Getir. Sahnesi bu şeyden, bu rondodan geçir vereyim iki ama tane. Ama onun orijinali de var Nermin. Yok, ıspanaklısını istemiyorum. O, vallahi orijinal. Tamam. Ama az verin, tamam çok az at. Kötü günler için mi? Tabii. Tamam. Sana özel bu. Bu herkese çıkmaz. Şimdi neyle devam edeceğiz? Bu herkese veremeyiz. Tamam. Şeye gitti. Aman neyle devam? Ben getiririm sana. Başka bir şey var mı? Var tabii. Mezelerimiz var. Şeyimiz var. Getir avucuma, geri boşalt. Boşalt. Hepsini dök. Koy aşkım. Kesemin ağzını açtım Nermin. İlk defa program başladı, başlayalı. Hakiki fıstıkla tatlı süsleyeceğim. Tabii tabii. Bak.
Pardon. Bunda da şarkı koymak lazımmış. Oo. Ben onu evde şey yapıyorum. Alıyorum böyle kolumun altını. Vallahi bak benim evde de var. Geldim. Bu işi biliyor Yüksel Eser bu kadın. Hı? Seviyoruz bu işi ya. Bak. Vallahi seviyoruz. Kıydım paraya Nermin, sana fıstık aldım. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu Allah hepimizden nesin. Razı olsun. Prodüksiyon parası benim değil. Oh, alıyorum her şeyi. İyi, kalanı yarına kullanalım. Tamam. Doğru. Fazlası zarar, azı karar. Burada. Çok güzel olmadı mı? Bak şimdi oradan bakıyorsunuz. Tabii güzel oldu. Ben gelim rejiden bakayım mı? Hah, ben de gördüm buradan. Tamam. Sen bir gün ekranda. Alıp gitsene rejiye baskını Halil Bey'le. Tamam, bir gün Halil hocamla gideceğiz vakit kalırsa. Burada duruyor adam. Şimdi bunu sunum hazırlıyorum. Hı. Yanar mıyım? Gel ben. Yanarsın. Aldım. Yanma. Başa burada. Kız sıcak. Şefin eli yanmaz. Şöyle döktük. Dur gel bu tarafa. Sağıma gelsen. Göremiyorum ki. İşte tamam. O. Onu sen yersin. O senin nasibinmiş. Yok yemem. Tamam, kenara koy. Şimdi efendim bunları şöyle koyduk. Of Serpil, bu çok güzel oldu. Tam sosu istediğim kıvamda. Şevveti. Ne? Efendim bakın nasıl? Nasıl gözüküyor? Oy. Evet efendim, birazdan kadın doğum uzmanımız, çok kıymetli doktorumuz bizlerle olacak. Sait hocamız. Serpil Hanım, burayı toparlayalım, malzemeyi çağıralım. Malzemeyi sayalım. Tabii sayalım. Kağıtlarım karıştı. Hep bunlar tarif. Bir tane yetmiyor. 10 tane tarif yapıyoruz. Evet, Sait Özgüvercin hocamız bizlerle olacak. Patlıcanlı bir humus yapacağız. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı tahin, 1 limon suyu, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2-3 adet buz küpü, kimyon, tuz. Üzeri için ise 1-2 adet patlıcan, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, 2 yemek kaşığı nar tanesi, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tutam maydanoz. Evet. Serpil, bunu ben bir ondodan geçireyim 2 dakikada. Patlıcanlarımızı ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı ne? Bence ver fırına, orada közlensin. Hiç uğraşma ya da. Öyle mi diyorsun? Ya hemen olur onlar. Tamam. Ben şimdi sen geliyorum. Ver hemen bana. Ne vereyim? Rondoluk işlemini bitirelim bence. Ne vereyim? Rondoy. Ha, vereceğim ama azıcık bekleteceğim. Küçüğü olabilirim, kırmızı da olur. Yeter mi o? Aha, yeter. Az. Hiç daha onu yıkamayla uğraşma tatlım. Aslında humusu yaparken normal bir humus gibi hazırlayacağız. Birazdan hocamızı çağıracağımız için ben hemen rondo kısmını çıkarmak istiyorum. Çok keyifli bir VTR'miz ve çok keyifli sohbetimiz olacak kendisiyle. Sizden gelen soruları cevaplayacağız. Nohut şöyle önden haşlandı ve kabukları soyuldu. Şöyle aldık kabuklarını, elimize gelenleri, özellikle alabildiklerimizi. 2 yemek kaşığı tahinimiz var. Bir kaşık rica etsem bunları sıyırabileyim. Vermem mi? Dur. Koptum, Allah geldim. Allah razı olsun. Limonumuz açmış. Lazım buraya bana. Yarım bir limon suyu. Burada limon. Evet. Yağımızı koyuyoruz efendim buraya. Zeytinyağı, limonunu da sıkalım. Çok 2 diş sarımsağımız var. Serpil patlıcanları sonrasında fırına atar. O arada da biz hocamızla sohbete başlarız. Pardon, bu şeye girecekti patlıcanı. İyi dökmedim. Kimyonumu koyuyorum. Humusuma kimyon. Tuz eklemesi yapıyorum. Buz verecek misin Serpil? Vereyim. 2 diş sarımsak ve nar ekşisi. Bu üzerine mi gelecek? Yok. Nar taneler, nar. Evet, üzerine. Humus da yok. Bunu verirsen. Şöyle. Limon suyumu da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu humusu olacak. Zeminde kullanacağımız. Şuradan ben eğildim ama kusura bakmayın. Eğilmeden olmuyor. Hemen ezelim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Allah'ım, güzelliğe bakar mısınız Serpil?
Maşallah bir İpek. Bir ölçü. Rondoyu çalıştıracağız efendim. Fırına da bir dönelim mi? İki dakika bak. Tavuğumuz hazır çünkü. Hemen tavuğumuzu. Allah'ım. Sen al ben gürültüyorum. Allah'ım Allah'ım. Geliyordu. Of 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 of. Kaynıyor efendim. Mis gibi. Hocam bakınız. Evet harika. Muhteşem tarifler. Kendini lazanya sandı galiba. Kendini lazanya sanan bir patates yemeği yaptık. Portekizler bu işi biliyor deyip rondoyu çalıştırıyoruz. Güzel, yine çok başarılı. Sayın Nermin Öztürk, bu bize yeterli mi? Yeterli hocam. İyi değil mi? Hı hı. Yeterli, çok teşekkür ederiz. Oraya alayım mı senin spotu? Hemen oraya alacağım da bir. Şöyle. Aslında ben bir pempe ponçik spotula. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam nasıl? Harika. Renklerin enerjisi evet, diyoruz biz evet, buna hocam. Evet. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz beş çaylarında, isterseniz ek olarak yemeklerin yanında. Şöyle koyuyoruz efendim. Hı. Üzerine de hemen balını gezdireyim ben. Ve pul biberini. Hocam bal görüyor musunuz? Bal çok severiz. Bal ve toz biber. Herhalde de bir çubuk maydanozumuz. Biraz içinde kullandık. Birazcık da efendim üstüne ekledik aromasını hissetmek için. Şimdi efendim üzerine toz ve pul biberi serpiyoruz. Çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Kıymetli hocamla soframızda buluşacağız. İkinci şifrede masada gelecek. Hiçbir yere ayrılmayın efendim sunumlarla. Efendim yine bugün çok mutlu bir sona imza attık. Tabii ki kıymetli Sait hocamızla birlikte hem harika sohbetimize eşlik etti hem de tabii ki tariflerimizin tadına bakacak. Hocam nasıl bir masa? Harika, çok güzel. Beğendiniz Hepsi mi? Hepsi birbirinden güzel. Hocam önce bir çorba ikram edeyim size. Tabii, ben köfteli bir çorba yaptım size bugün. Yayla çorbası, babaanne çorbası bu. Ben çok severim bu çorbayı. Doktorumuza da. Afiyet şifa olsun. Bu arada neler yaptık kısaca bir özetleyelim. Bayat ekmekten muhteşem bir tatlı yaptık. İç dokusunu, hocam tadına bakın siz. İç dokusunu göstereceğim şöyle. Ya muhteşem. Bak bak bak. Artık ekmekleri sadece tuzlu olarak değil tatlı olarak da değerlendirebiliyoruz. Bak muhteşem. Akıyordu efendim sosu. Onu kenara koyduk. Hemen akabinde neler var? Yine hiçbir şekilde ön pişirme yapmadan patates dizmesi yaptık. Zeminde soğan, üstte patates. Dilimleri onun üstünde sosladığımız bir tavuk. Onun üstünde krema, onun üstünde de kaşar peyniri. Yan tarafta efendim köz patlıcanlı bir salatamız var. Hemen önünde patlıcanlı bir humusumuz var. Kıvamı, tadı, tuzu tam oldu. Hemen yan tarafında yine muhteşem bir makarnamız var. Közlenmiş fırındaki malzemesiyle beraber şu an ekran başındaki izleyicilerimizle buluştu. Evet. Çorba nasıl olmuş hocam? Beni hep çocukluğuma götürdü ya o Değil kadar mi? Güzel. Babaanne çorbası evet, hocam. Evet harika olmuş. Hocam haftaya ne konuşalım diye şimdi böyle bir şey aklıma geldi. İzleyiciye soralım mı? Olur ne isterler. Haftaya Sait hocam bizlerle olacak. Şimdi Nermin Nefes Mutfağı'na Sait hocanın postunun altına gidin. Hangi konuları konuşalım? Haftada önümüzdeki haftaki şikayetlerinizi yazın. Biz de cevaplayalım. Olur mu hocam? Olur kesinlikle. Süpersiniz. İyi ki geldiniz hocam.